Merhaba, benim adım Kaan Öztürk. 3 yıldır insansız sualtı araçları ile ilgili çalışıyorum. DEGS'den bahsedeceğim size. Önce bir üniversite ekibi olarak başladık sualtı araçları üstünde çalışmaya. Daha sonra uzun süre bu alanda çalışınca bu alandaki ticari potansiyeli gördük. Daha sonradan yarışmalara katıldık. Burada yenilikçi ve yerli ürünler üretmeye başladık. Bu ürünleri de DEGS isimli girişimimiz adı altında yarışmacılara ve diğer firmalara satmaya başladık. Girişimimizin temeli aslında üniversitede başladığımız çalışmalarla atıldı diyebilirim. Projemiz aslında biz genel olarak sualtı aracı ekipmanları, donanımları üretiyoruz. Bunların arasında işte sualtı hazneleri, sualtı iticileri, anakartlar ve bunların yazılımları var. Bizim projemiz bu sualtı araçlarının parçalarını yerli olarak üretip ve daha sonra bu parçaları kullanarak otonom bir sualtı aracı üretmekti. Şu an ilk aşamayı tamamladık. Neredeyse bütün sualtı aracı parçalarını firmamız bünyesinde üretiyoruz. Ve şu anda otonom, hatta Türkiye'nin ilki olma özelliği taşıyacak otonom sualtı aracı üstünde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda da bunu ticarileştirmeyi hedefliyoruz. Zorluklar, Türkiye'de donanımla ilgili girişimler üstünde çalışmak zor gerçekten. Çünkü bununla ilgili bir altyapı yok. Bununla ilgili çalışan firma sayısı çok az. Dolayısıyla rehberlik elde edebileceğiniz kişi sayısı çok sınırlı. Çoğu şeyi doğaçlama ilerletmeniz gerekiyor. Biz de bu alanda aslında üniversitede önce çalışmaya başlamak için ciddi bir fon arayışına girdik. Yani bununla ilgili çok zorluklar da yaşadık fon bulma konusunda. Daha sonradan Teknofest'e katıldığımızda bir bütçe elde ettik. Onu girişimlerimizde kullanmaya başladık. Sonrasında işte çevrede TED'deki tanıştığımız kişiler ve daha önceden buluştuğumuz etkinliklerde tanıştığımız kişiler biraz bize rehberlik ettiler. Onların sayesinde nasıl yapacağımızı öğrendik. Biraz da bu şekilde hızla ilerledik. Ama genel problemimiz maddiyatla ilgiliydi. İlk sualtı aracımızı üretirken bundan yaklaşık 3 yıl önceydi. Evet. Ben inanılmaz odaklanmıştım konuya ve çok ciddi şekilde araştırmalar yapıyordum. Katılacağımız etkinliğe de 15 gün kalmıştı ve bizden beklenti içinde olan akademisyenler, hocalarımız vardı. Ben orada çalışırken hocalardan bir tanesi gelip işte şey dedi, bu araç yetişmeyecek zaten. Hani en azından bir iki bir şey yapalım da orada gösterelim. Çünkü darmadağın bir araç vardı ortada ve yarışmaya neredeyse işte 2 haftadan az süre kalmıştı. O 15 gün ben oradan çıkmadım. Yatağımı doğruya taşıdım. Atölyede yatıyordum ve kalkıp araçla ilgili çalışıyordum. En son yarışmaya 2 gün kala o aracın bitip yüzdüğünü hatırlıyorum. Çok güzel yüzdü. Tek atım şansımız vardı. Orada başarılı olmak gerçekten çok mutlu etmişti beni. Bizim başından beri ticarileşme amacımız vardı. Ve çok araştırdık. Hatta firmalara özel olarak yazdık. Dedik ki böyle bir motor var, bunu üretebilir misiniz vesaire. Yapabilirim diyenlerin maliyeti inanılmaz yüksekti. Yani bizim şu an aracımızı mal ettiğimiz fiyata insanlar tek bir yedek parçayı satıyordu. Daha sonra yurt dışındaki rakiplerimize baktık. Çok fazla sayıda da yok. Ve bu sene satışa başladık. Bizim gibi olan birçok insan varmış. Onu fark ettik. Yani biz satışa başladığımız zaman hedefimiz 30 bin lira ciroya ulaşmak. Biz bu yıl 100 bin liraya çok yaklaştık. Ticarileşme hikayemizde tamamen kendi ihtiyaçlarımıza yönelik çözüm üretmeye çalışıp bunu sonradan dış piyasaya da sunarak gerçekleşti. Proje sahiplerine aslında kendilerini çok iyi ifade etmeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. Çünkü bunu dışarı aktarırken yalnız kendi keskin gördüğünüz detayları aktarmaya çalışıyorsunuz. Onunla ilgili benim düşüncem daha çok seviyeyi çok düşürüp herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışsınlar. TED Proje Pazarı'nda tanıştığımız arkadaşlar oldu. Mesela Teknofest'teki diğer ödül alan ekiplerle de orada tanıştık. Bize sosyal açıdan desteği oldu gerçekten. Projeler arası etkileşim olsun, bu tür iletişimsel faaliyetler gerçekten çok faydalı oluyor. Bizi de bu şekilde ilerletti diyebilirim.